Tarih 19 Mayıs 2024. Harika giden bir Galatasaray, ikinci kez şampiyon olmaya hazırlanan Okan Buruk, gol kralı Icardi. Süper Kupa maçında yaşanan krizin ardından sahaya çıkmayan Fenerbahçe karşısında eforsuz şekilde kupaya uzanan Aslanlar, bu sefer kendi mabetlerinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk kutlamaya hazırdı. Diğer tarafta ise bir ay içinde 3 kupadan elenmiş bir Fenerbahçe vardı. Başkanlık yarışı gelip çatmış, iki başkan da seneye hangi hoca gelsin onu konuşuyordu. Ancak yaşanan tüm olumsuzluklara ve tüm oklar kendisine dönmesine karşın Fenerbahçe'de Galatasaray'ın Rams Park'ta kutlamaya hazırlandığı şampiyonluğu kursağında bırakmaya kararlı bir isim vardı. İsmail Kartal. Bu sene İsmail Kartal belki yok ama açıklamalarıyla her daim Galatasaray ile uğraşan Special One Mourinho var. Oynattığı oyun tartışılan Okan Buruk hem geçen senenin intikamını almak hem de Mourinho'ya kim olduğunu göstermek isteyecek. Şimdi gelin önce geçen sene oynanan maça şöyle bir gidelim. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sonucu merakla beklenen derbi yaklaşıyordu. Bir tarafta 21 maçtır evinde üst üste kazanan Galatasaray, diğer tarafta 18 maçtır deplasmanlarda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe. İki takımın uzun süredir devam eden serilerinden biri sona erecekti. Sonunda Galatasaray'ın serisi bozulurken Fenerbahçe'nin deplasman başarısı 19 maça çıkmış oldu. Takvim yapraklarını 18 Mayıs'a, yani maçtan bir gün öncesine çevirelim. Özellikle sosyal medyada konuşulanlara baktığımızda Galatasaraylı taraftarların şampiyon olduk, bu iş bitti havasında olduklarını görüyorduk. Maçla ilgili aralarında tartıştıkları tek şey takımlarının Fenerbahçe'ye fark atıp atamayacağıydı. Fenerbahçe tarafında ise maçın sonucuyla alakalı çok büyük bir beklenti olduğunu söylemek yanlış olurdu. Evet, elbette Fenerbahçeliler bu maçı kazanmak istiyorlardı ama camiada buna dair bir gündem yoktu. Sarı lacivertlilerin tartıştığı konu daha ziyade yeni teknik direktörün Jose Mourinho mu yoksa Antonio Conte mi olacağıydı. İşte bu şartlar altında Galatasaray'ın sadece taraftarlar anlamında değil, camia olarak da sahanın içine sirayet eden bir rehavete kapıldığı ortadaydı. Taraftar bunu yapabilirdi. Taraftarlık zaten rasyonellikten uzak bir şeydi. Ancak profesyonel bir oyuncu grubunun böyle bir hisse kapılması gerçekten tuhaf karşılanabilir. Neden? Çünkü oynadıkları rakibin adı Fenerbahçe'ydi. Maçtan sonra Okan Buruk, 2000 senesinde kendisinin de futbolcu olarak deneyimlediği bir derbiden örnek verdi. O maç başlamadan önce var olan senaryoyu yaşı yetmeyenler için tarif etmek istiyorum. Galatasaray'ın Avrupa'da fırtına gibi estiği ve UEFA Kupası'nda yarı finale yükseldiği bir dönemdi. Ligde ise 25 hafta geride kalmışken Sarı Kırmızılılar en yakın takipçisine 11 puan fark atmış ve zirvede yalnız kalmıştı. Okan Buruk'un da sahada olduğu o maçı, Fenerbahçe, Samuel Johnson'ın attığı golle 1-0 kazanmıştı. Zaten bunu en iyi Galatasaraylılar bilir ki, Fenerbahçe en kötü dönemlerinde bile Galatasaray'a karşı flaş galibiyetler almıştır. Fenerbahçe'nin 6-0'lık tarihi derbi galibiyeti bile ligi 6. sırada bitirdiği bir sezonda gelmişti. Sanırım son dönemlerde iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray'ın ibreyi kendi tarafına çevirmiş olması bunu biraz unutturmuş olacak. Ancak pazar akşamı Fenerbahçe, ezeli rakibine bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. İşte bu noktada İsmail Kartal büyük bir övgüyü hak ediyordu. Taraftarından eski futbolcusuna kadar herkesin hocayı eleştirdiği, mevcut iki başkan adayının da teknik adamlık koltuğu için başka adaylarla görüştüğü bir ortamda İsmail Kartal'ın önce kendisinin konsantre olması, ardından oyuncularını hedefe motive etmesi gerçekten bu şartlar altında büyük bir başarıydı. Üstelik yavaş yavaş saha içine geçtiğimizde daha iyi görecektik ki hoca sadece takımını motive etmekle kalmamış, gayet akılcı bir taktik plan üzerinde de çalışmıştı. Kart cezalısı Bekao yerine savunmada Çağlar'ın yanında Jaden Oosterwolde'ye görev veren İsmail Kartal, bir önceki hafta oynanan Kayserispor maçında olduğu gibi Dijiku'yu savunmanın önüne yazıp santrafor tercihini ise geçiş oyununa çok daha uygun bir oyuncu olan Batshuayi'den yana kullanmıştı. Galatasaray cephesinde ise tek değişiklik Abdülkerim yerine ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez'di. Maç günü gelip çatmıştı. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray kendi evinde alacağı bir puan şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyordu. Fenerbahçe ise bu planları bozmak ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkmıştı. Maç öncesi atmosfer oldukça yoğundu. Galatasaray taraftarları tribünleri tamamen doldurmuş, coşkulu tezahüratlar ve görkemli koreografilerle takımlarına destek veriyorlardı. Yaz tahtaya bir daha, Mayıslar bizimdir ve Hababam sınıfı sınıfta kaldı yazılı pankartlar açılmış, statta Barış Manço'nun Yaz Dostum şarkısı yankılanmıştı. Wesley Sneijder de tribünlerde yerini almış, taraftarların sevgi gösterilerine alkışla karşılaştı.
karşılık vermişti. Karşılaşma her iki takımın da kontrollü oyunuyla başladı. Ancak 22. dakikada maçın kaderini etkileyen bir olay yaşandı. Fenerbahçeli oyuncu Dijiku, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe kalan yaklaşık 70 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalmıştı. Bu durum Galatasaray için büyük bir avantajdı ve taraftarlar takımlarından gol beklemeye başlamıştı. İlk yarıda Galatasaray bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe savunması dirençliydi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya Galatasaray daha atak başladı. Okan Buruk oyuncularına baskıyı artırmaları talimatını vermişti. Ancak Fenerbahçe eksik olmasına rağmen disiplinli bir savunma sergiliyordu. Dakikalar 71'i gösterirken Fenerbahçe kazandığı köşe vuruşunda golü buldu. Simanski'nin kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde top Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Tecrübeli savunmacı yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu gol Galatasaray tribünlerinde şok etkisi yaratmıştı. Maçın son düdüğü çaldığında Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçla Galatasaray'ın şampiyonluğu son haftaya kalmış, Fenerbahçe ise puan farkını 3'e indirerek umutlarını sürdürmüştü. Galatasaray sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanından en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacaktı. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenip rakibinin puan kaybetmesini beklemek zorundaydı. Maç sonrası saha içinde ve tribünlerde gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, galibiyet sevincini yaşamak için sahaya inmişti. Bu durum Galatasaray cephesinde tepkilere neden oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonrasında yaptığı açıklamada Ali Koç'un davranışlarını eleştirerek "Bugün bir maç oynandı ve bitti. Ancak Ali Koç'un sahaya inip burada çalışanlara yönelik tutumu kabul edilemez" dedi. Ali Koç ise bu eleştirilere yanıt vererek "Biz 2 senedir televizyonlarda düelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün" ifadelerini kullandı. Maç öncesinde de tansiyon yüksekti. Isınma sırasında Mert Hakan Yandaş'la Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan sözlü atışma diğer oyuncuların da dahil olmasıyla büyümüştü. Teknik ekiplerin araya girmesiyle olay yatıştırılmış, Galatasaray Kulübü taraftarlarına sağduyu çağrısında bulunmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası yaptığı değerlendirmede "Maçın genelinde üstün olan taraf bizdik. Ancak futbolda bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Şampiyonluğu son haftaya bıraktık ve Konyaspor maçına odaklanacağız" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "Oyuncularım eksik olmamıza rağmen büyük bir mücadele gösterdi. Şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu derbi sadece saha içi mücadeleyle değil, yaşanan gerginliklerle de hafızalara kazındı. Taraftarlar sosyal medyada maçın analizini yaparken iki takımın şampiyonluk yarışındaki durumu da büyük bir merak konusu oldu. Galatasaray taraftarları son hafta şampiyonluğu kutlamak için gün sayarken Fenerbahçe taraftarları ise rakiplerinin puan kaybetmesini umut ediyordu. Türk futbolunun bu iki dev kulübü arasındaki rekabet bir kez daha heyecanlı ve çekişmeli bir maça sahne olmuştu. Futbol severler ligin son haftasında şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceğini büyük bir heyecanla beklemeye başlamıştı. Sürpriz olmadı. Galatasaray şampiyonluk ipini göğüsledi. Ama bu derbi uzun süre unutulmayacak cinsten bir maç oldu. Gelelim şimdiki zamana. 21 Eylül Cumartesi günü ebedi dost ezeli rakip iki dev camia tekrar karşı karşıya gelecek. Bu maç belki de sıradan bir lig maçı gibi gözükse de birçok kapanmamış defteri kapayacak o maç olacak. Galatasaray'da bu sefer Icardi olmayacak ama onun yerine son yılların en sansasyonel transferi Victor Osimhen yeşil sahada olacak. Ayrıca yeni transferler Gabriel Sara ve İsmail Jacobs gibi oyuncular da sahadaki yerlerini alacak. Bu maç geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşısında istediğini elde edemeyen Okan Buruk için de çok önemli olacak. Geçen sene İsmail Kartal önünde istediği galibiyete ulaşamayan Buruk'un bu kez Mourinho karşısında ne yapacağı tüm futbol severlerin merak konusu. Fenerbahçe tarafı ise maça en büyük transferi Mourinho önderliğinde hazırlanıyor. Special One'ın bu maçtaki tercihleri merakla bekleniyor. Yeni transfer Sofyan Amrabat ilk 11'de olacak mı? Dzeko El Nesri'den formayı geri mi alacak? Fenerbahçe taraftarı Kostić'i görebilecek mi? İki takımdan da futbol anlamında beklentiler çok büyük. Futbol severler cumartesi günü saat 8'de tarafların adına yakışır bir futbol ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyor. Maçın saati yaklaştıkça heyecan da artıyor. Peki sizce maçın galibi kim olacak?